ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve iletişim sistemlerini planlayacaksın. Bu sistemleri yapacaksın, işleteceksin, geliştirmesini sağlayacaksın. Biyomedikal cihazların etkinliğini ve güvenliğini değerlendireceksin. Ayarını, onarımını, bakımını yapacaksın. Yapay organların üretilmesi için ne gibi malzemeler kullanacağını araştıracaksın. İnsan sistemini daha iyi anlamak için modeller geliştireceksin. Bilgisayarda simülasyonlar yapacaksın. Hastanelere yerleştirilen medikal cihazlarla ilgili yöneticilerle kullanımını anlatacaksın, danışmanlık vereceksin. Kliniklerde ne gibi sağlık cihazlarının kullanılabileceği konusunda tavsiyelerde bulunacaksın. İnsanların, hayvanların biyolojik sistemlerini araştırmak için kimyagerlerle, yaşam bilimcilerle araştırmalar yapacaksın. Engelli insanlara yardımcı olacak teknolojiyi tasarlayacak ve uygulayacaksın. Biyomedikal mühendisler ne gibi özellikler taşımalı diye sorarsam, fen biliminde iyi olmalısın çünkü sorunları çözmek için bilimsel kuralları ve yöntemleri uygulayacaksın. Tasarım gücün kuvvetli olmalı, yaratıcı olmalısın ki insanların yararı için farklı yapay organlar, cihazlar geliştirebilirsin. Ayrıntıları görmen lazım. Dikkatli olmalısın, sorumluluk sahibi olmalısın. Okuma yeteneğin çok güçlü olmalı. Medikal cihazların çalışma detaylarını, dokümanları okuyarak anlayacaksın. Aslında şöyle düşün. Örneğin eli olmayan engelli bir kişi için bir yapay el yapacaksın. Bunun için o yapay eli hangi malzemeden yapmalısın? Bu yapay eli yapabilmek için gerçek eli detaylarıyla incelemelisin. Verileri bilgisayara aktarıp simülasyonlar yapmalısın ve gerçeğe yakın bir malzeme bulmalısın. Bütün bunları biyomedikal mühendis olarak sen yapacaksın.